İşte benim hayvanım, yılan Arbora. Bu yılan değil ki solucan. Hatta solucancık. Solucan değil, o bir yılan. Kedimin güzeli bir kere. Aslında... Hadi bakın, ne kadar güzel. Ha. Bilirsin canım, çok tatlı. Benim ejderha yumurtam var. Ama evde. Zeytin, ne saçmalıyorsun sen? Ejderha yumurtan yok ki. Ama onlar bunu bilmiyor ki. Hı? Yalan söylüyorsun. Nereden buldun ki onu? Hiç kolay olmadı Gıcıko. Ta kutuplara gittik onu bulmak için. Uçsuz bucaksız çöllerden geçtik. Sonunda uğursuz kara makka mağarasının derinliklerinde bulduk onu. Ha? Yumurta, yumurta, yumurta. Olmaz. Onun gizli bir yerde kalması lazım. Yumurta, 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 yumurta. Tamam, tamam. Yarın getiririm. Yumurta, yumurta. Çıldırdı millet ya. Ejderha yumurtası işte. Ejderha ateş atanın yumurtası. Yumurta falan değil, balon. Dur dur, başka bir şey bulmam lazım. Düşün Limon, düşün. Ben yalan söylemeyeceğim. Bence sen de söyleme. Alo, artık ejderhayı görmek istiyoruz Zeytin. Daha yumurtadan çıkmadı ki. Geldim. Geldim. O zaman yumurtayı göster. Bir dakika. Hemen geliyorum. Eyvah. Şimdi gösteremem. Karanlıkta kalması lazım. Çünkü çok parlıyor. Evet evet. Festivalde görürsün. Hemen bir ejderha yumurtası bulmam lazım. Hadi gel. Kaz yumurtası o kadar büyük değilmiş ki. Ama onları büyük yumurta yapmaya ikna edebiliriz. Ateş atan birazdan uyanacak. Sağ olun, sağ olun. Hala
devam ediyorsun. Bu yalanı burada bitirsen iyi olur. Ya of, neden böyle oldu ki? Keşke yalan söylemeseydim. Ne yapacağım ben şimdi? Ha, bu ne? Ve karşınızda yılanların kralı Arbora. Şey yani solucanların kralı. Benim kısa bir süre çıkmam lazım. Ne olur ben yokken hiçbir şeye dokunmamaya çalış. Merak etme Akın. Zeytin, bak burada ne yazıyor? Karıncalar da tıpkı insanlar gibi planlı ve düzenli bir toplum. Zeytin, dikkat et! Şu karıncalara da bak Limon. Ne kadar da güçsüzler. Hiçbir amaçları olmadan koşturup duruyorlar. Sen öyle san. Ya bırak bu işleri Limon. Daha bir portakal suyu kutusunu aşamıyorlar. Bu Akün'ün yaptığı yeni alet ne işe yarıyor acaba? Çok merak etsek de hiçbir şeye dokunmayacağımıza söz verdik Limon. Unutma. Burası neresi ya? Vay canına. Olamaz. Karıncalar kadar küçük ve güçsüz olduk. Ay süper. Gerçek bir karınca kolonisindeyiz. Karınca marınca. Benim işim olmaz bunlarla. Korkmana gerek yok Limon. Buradan çıkma işini bana bırak. Beni takip et. Hadi Limon, yardım et de şu kayayı kaldırıp yolumuza devam edelim. Hayır, bu kaya değil. Bu senin düşürdüğün silgi. Karıncalar! Ay bir bunlar eksikti. Ne kadar düzgün bir sıra olmuşlar. İnanılmaz. Ya yapma Limon, neyi inanılmaz? Bilmiyor musun? Neyi? Karıncalar kendi ağırlıklarının 10 katını kaldırabilir. Onlar için çok kolay. Hadi bu taraftan. Karıncalar nasıl görüyorlar bu karanlıkta anlamıyorum. Ay çok komiksin Zeytin. Zaten şehirleri yer altında. Tabii ki görebilecekler. Ay! Zeytin şehirleri yer altında. Tabii ki. Ben iyiyim, iyiyim. Ah!
Tamam ya, ne karıncaymış arkadaş. Onlar yapabiliyorsa biz de yaparız. Hadi gel Zeytin, karıncaların merdiveniyle çıkalım. Benim karıncaların yardımına ihtiyacım yok Limon. Yukarıda görüşürüz. Zeytin. Geldim. Geldim. Zeytin, yaptığını beğendin mi? Düşürdüğün kutu yüzünden olanlara bak. Hadi gel Zeytin, onlara yardım edelim. Önce biz buradan kurtulalım da. İşte şurada. Limon! Limon! Ben eski boyuma ulaşayım da onu çıkartırım sonra. Dokunmadınız değil mi? Limon bak, büyük babanın doğum günü pastasını aldım. Anne, bırak o pastayı. Büyük babanın pastasını ben kendim yapacağım. En güzel, en büyük, en kocaman pastayı ben yapacağım. O zaman hemen başlasan iyi olur. Ay, çok eğleniyorlar. Keşke ben de oynayabilsem. Arkadaşlarınla mı oynamak istersin yoksa? Şey, olabilir aslında. Ama yok yok, onlarla sonra oynarım. Şimdi pastayı yapacağım, pasta çok güzel olacak. Büyük baba buna bayılacak Limon. Mavi olsun hadi. Tamam tamam. Mavi olsun Zeytin.
meyve kulesi isteyen? Ay çok severim evet. Ne? Kek yemeyen de. Canım, sen... Ha? Ben bu keki yapacağım. Pastam mükemmel olacak. Artık kimse beni rahatsız edemeyecek. Babaya pastayı bu halde mi vereceksin Limon? Tabii ki hayır. Tam da parti kıyafetimi giymeye gidiyordum. Sonra da pastayı süsleyeceğim. Sen bırak anne, ben yaparım. Bırak. Neden böyle oldu? Artık havuz falan yok. Pastayı mükemmel süsleyeceğim. Limon! Havuzda müthiş parti var. Gelmen lazım. Hayatta olmaz. Limon, bunu kaçırmamalısın. Uçuyoruz. Ay, çok güzel bir parti. Ya keşke ben de gelebilsem. Ama daha pastayı bitirmedim Zeytin. Olmaz. Ama. Bırak artık şu kararsızlığı. Hadi geliyor musun? Tamam ama çok kalamam. Ha tabii ya, pastayı bitireceksin. Voleybol. Frisbee. Ay ikisi de çok eğlenceli. Bugün voleybol oynadım ama çok oynayamadım. Frisbee de çok iyiydi. Acaba voleybol mu? Voleybol. Limon yok kadar. Keşke ikisini de oynayabilsem. Kalayları bildin mi Limon? İnanmıyorum. Parti kıyafetim mahvoldu. Ne gülüyorsun Zeytin? Tamam kızma. Kararını ver yeter. Frisbee, voleybol. Zaten ikisini de oynayamadım. Pasta da güzel olmadı. Hazır bile değil. Bu iş böyle olmaz. O pastayı ben yapacağım. Hem de en güzelini. Hayatımda gördüğüm en güzel pasta. Aferin Limon. Vay, pastaya bakın. Harika. Pasta.
adımız bu çocuklar. Seçin, süperdi. Bu akşamki konserde de böyle çalarsak gecenin yıldızı biz olacağız. Hadi şimdi hemen bir kez daha prova. Ya, üf, grubun gitaristi ben olacaktım. Zeytin değil. Onun çalmasına engel olacak bir yöntem bulsam. Tamam, tamam. Sanırım bir molayı hak ettim. Bir de ödülü tabii. Zeytin, hala şeker. Dün hepsini sen bitirdin ve neredeyse hastalanıyordun. Hadi gel şimdi son kez baştan alıyoruz. Ama... İşte bu! Bakalım bundan sonra bu akşam hala çalabilecek misin? Bakkal amca, nerede şekerler? Hepsi bitti. Ama ben daha şeker istiyordum. Yaklaştım. Hmm?
değil mi? Bardaklar. Tamamdır. Şimdi şov yapmaya hazırım. Şimdi sırada zeytinli lollipop ve çatapatlar. Siz hiç gitar çalan bir lollipop gördünüz mü ha? Hak ettik. Zeytin, hani sen şekere doymuştun? Zeytin beni yakalayamaz ki. Zeytin beni yakalayamaz ki. Ha? Yakalarım, yakalarım. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz siz öyle? Spor yapıyoruz anne. Öyle spor mu? Hop buraya, hop buraya. Başım döndü vallahi. Çok enerjimiz var Çıt Çıt teyze. Madem öyle, hadi bir koşu tavan arasına gidin de benim oklavamı bulup getirin. Enerjiniz boşa gitmesin. Tamam anne. Oo, burası ne kadar karanlıkmış böyle. Annemin oklavası nerede acaba? Bak, burada mutfak malzemeleri var. Kesin bu kutunun içindedir. Bakayım. Lan bu değil. Bu değil. Bu da değil. Buldum, bu. Hadi inip oyun oynamaya devam edelim. Valla. Tamam. Vay canına. Bu da ne? Bir madalya. Madalyama bakayım. Üzerinde de babamın resmi var. Sence bu madalyayı nasıl kazanmış olabilir? Kesin bir spor dalındandır. Ödüllü sporcu Babişko. Harika. Demek ki babam başarılı bir sporcuymuş. Muhteşem. Harika bir fikir Limon. Ben de senin antrenörün olurum. Tamam. Hangi sporu yapsam acaba? Bakalım bu konuda çok ama çok yetenekli misin? Umarım öyleyimdir. At bakalım topu. Oy, 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 oy. Gol, gol. Tamam, tenis olsun o zaman. Teniste kesin çok iyisindir canım. Bence de.
Hazır mısın? Hazırım. Gitti golf topum. Kesin senin sporun bu Limon. Sırıkla atlama. Bak göreceksin. Kesin bu. Emin misin? Eminim. Hadi Limon, göster kendini. Hadi hadi. Limon, ne oldu? Neden suratın asık tatlım? Nasıl olmasın babişko? Senin gibi bir sporcunun kızıyım. Ama hiçbir sporu beceremiyorum. Benim gibi mi? Sporcu mu? Ha? Evet. Sabah tavan arasında madalyanı gördüm. Baban o madalyayı bir spor dalından almadı ki Limoncuğum. Peki neden aldı? Şeyden... Bir tür zeka oyunu diyelim. Satrançtan mı? Şey, evet, onun gibi bir şey işte. Yazlıktaki tavla turnuvasını kazanmıştı baban. O gördüğün onun madalyası. Hadi bakalım kemik. Hoppa! Evet, işte bu. Sahi mi babişko? Yani başarılı bir sporcu değil miydin? Tavla da bir nevi spor sayılır. Tamam, belki iyi bir sporcu değildim ama iyi bir tavlacıydım. Bileği az çalıştırmadım o turnuva için. Sana uygun sporu buldum Limon. Boks! Boks mu? Yok yok, biraz dinlenmek istiyorum. Bir keresinde salıncakla o kadar yükseğe çıktım ki salıncak kendi etrafında tur attı. Ben bir keresinde salıncakta hiç hareket etmeden durdum. Yani? Hava çok rüzgarlıydı ama. Bir keresinde şehrin en yüksek tepesine bisikletle çıktım. Ben de şehrin en yüksek tepesinden aşağı bisikletle indim. Buldum. Bir keresinde o kadar erken kalktım ki güneşin doğuşunu gördüm. Güneşin doğuşunu mu gördün? Aynen öyle. Nasıldı peki? Muhteşemdi. Hayatımda gördüğüm en güzel manzaraydı. Herhalde güneş birazdan doğar. İşte güneş doğuyor. Yaşasın. O da ne? Aa! Zamanda da bir kelebek olabilir mi? Kelebek mi? Evet, kelebek. Bu imkansız. Oh, çok rahatladım. Bu imkansız dedim ama kelebek kadından bahsediyorsan o başka bir konu tabii. Kelebek kadın mı? Evet, kelebek kadın. Bu kadın nerede yaşıyor? Göl tarafında değildir umarım. Göl mü? Ne gölü? Evet tabii göl tarafında yaşıyor. Kelebek kadın her sabah göl kıyısına gelir. Evet, göl kıyısına. Hem de bisikletle. Bisiklet mi?
Ne? Ha, evet evet, bisiklet de gelir. Aslında bazen bisikletle, bazen de kanatlarını çırparak gelir. Evet, kanatlarını da çırpıyordu. Kelebek kadının bir de çok güçlü bir sesi vardır. Aynı bir korna gibi değil mi? Ha? Korna mı dedin? Ne gülüyorsun Zeytin? Hiç. Bir yan komik geldi de. Aslında sesi korna gibidir. Kelebek kadın gün doğumundan sonra kendisine yiyecek arar. Kocaman gözleriyle en lezzetli çiçek özünü bulur. Bir süre aradı zaten. Ne? Aradı mı? Bulduğunda da ağzındaki boruyla yemeğini mi içti yoksa? Evet Zeytin. Sanki oradaymışsın gibi biliyorsun. Biliyor muyum? Tabii ki biliyorum. Bilmez miyim? Ben bir kelebek kadın uzmanıyım. Uzman mı? Evet, uzman. Of. Ne oldu? Sanırım ben onu gördüm. Neyi gördün? Kelebek kadını. Nasıl yani? Ne zaman gördün? Bu sabah. Göle gün doğumunu izlemeye gittiğimde. Vay, erken mi kalktın? Evet, hem de çok erken. Bir fikrim var. Yarın sabah göle gidelim ve şu gördüğün kelebek kadının fotoğrafını çekelim. Hatta belki beraber fotoğraf bile çektirebiliriz. Asla olmaz. Ben gelmiyorum. Neden? Yoksa kelebek kadın diye biri yok mu? Ya da onu görmediğin halde gördün mü dedin bana? Hayır, onu gördüm. Ama yine de gelmek istemiyorum. Hadi Limon. Biraz bakıp geri döneriz ha? Of, peki. Ben eve gidiyorum. Sabah erkenden gel o zaman. Tamam, anlaştık. Sen erken kalk da gerisi kolay. Kelebek kadını görmüşmüşüm. Kelebek kadın diye birisi yok ki. Her uydurduğum şeye inanıyor. Aa, Zeytin, galiba bu kelebek kadın. Hayır, değil bence. Antenleri var ama. Kelebek kadının büyük, kocaman gözleri var. Ve ağzından çıkan upuzun bir tüpü olmalı. Kornaya benzer bir ses çıkarmalı. Ve de kanatları olmalı. Kelebek kadın gerçekmiş. Kelebek kadın gerçekmiş. Şşt, çıkıyor galiba. Hadi takip edelim onu. İşte orada. Hadi biz de içeri girelim. Bu uyku tulumunu çok beğendim. Satın alıyorum. Kelebek kadın bildiğimiz yaşlı bir teyzeymiş. Of, hayır. Bunu kabul etmiyorum. Bence kelebek kadın var ve ben bunu belgeleyeceğim. Hey, dur. Nereye gidiyorsun? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Bir ricada bulunmak istiyorum. Sizinle bir fotoğraf çektirebilir miyim? Tabii ki canım. Neden olmasın? Şöyle biraz geriye gelebilir miyiz? Bir de rica etsem kaskınızı takıp kollarınızı kaldırabilir misiniz? Hepsi bu muydu? Hadi Limon, fotoğrafımızı çek. Çektim. Kelebek kadın uzmanı Zeytin. Tamam, dalga geçme artık. Aman ne uzman. Muhteşemdir, muhteşemdir. Mega boom, mega boom, mega 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 boom. Sayın müşterilerimiz, mağazamızda yalnızca bir mega boom kalmıştır. Son muhteşem mega boom. Son muhteşem mega boom mu? Mega boom. Yarış başlasın. Son mega boom'u benim almam lazım. Arkadaşımın doğum günü var. Anne! Anne! Limon'un bahsettiği oyuncak burada. Ah, süper görünüyor. Alalım o halde. Biz alacağız. Son mega boom'u biz alacağız. Sayın müşteriler, son muhteşem mega boom'da satıldı. Mağazamızda başka mega boom kalmadı. Merhaba Zeytin. Bakma.
Sana muhteşem bir hediye aldım. Ay tamam tamam. Hiçbir şey görmedim. Bakmamalıyım, bakmamalıyım. Ya bu muhteşem bir kabım. Vay canına, inanamıyorum oley. Ya zeytin. Bu şimdiye kadarki en havalı hediye. Vay! Bir sürü farklı hologram yansıtma özelliği ve oyunlar. Oo, bunları bilmiyordum. Şövalyeler ve korsanların simülasyonları. Kendi gösterini programlama mı? Yok artık. Denemek zorundayım. Evet, ne olacak ya? Bir kere deneyip sonra hemen paketlerim. Mega Boom! Hiç bu kadarını beklemiyordum. Süper! Zeytin, Mega Boom'u hediye paketi yapman gerekiyordu. Aa, evet evet ama şey, yani sadece limon beğenir mi diye denemek istedim. Ve biliyor musun, bence beğenmeyecek. Bence Mega Boom bende kalsın, ona başka bir şey alalım. Hadi Zeytin, hadi hadi artık hediyeyi sar. Mega Boom sende kalmayacak. Merhaba Zeytin, en iyi arkadaşım. Hı? Yarınki partiye hazırlanmam lazım, yardım için bana gelir misin? Zeytin? Çok hastayım. Üzgünüm Limon. Gelemeyeceğim sanırım. Zavallı oğlum. Ama merak etme Zeytin. Ben gidip Limon'a hediyeyi vereceğim. Zeytin en yakın arkadaşına aldığı hediye için çok heyecanlı. Değil mi? Kim, ben mi? Evet, evet. Tabii. Evet Zeytin. Ya da şimdi mi versek hediyesini? Şimdi mi? Hayır, hayır. Daha sonra veririm ben. Şimdi uyumalıyım. Çok hastayım. Merak etme Mega Boom. Sen burada benimle kalacaksın. Annem bile buna engel olamaz. Yeter artık. Limon'un partisine gideceksin ve ona hediyesini vereceksin. Tabii ki vereceğim. Hallettim anne. Hı? Limon'a gidiyorum şimdi. Oh, sonunda. Doğru şeyi yapacağını biliyordum Zeytin. Tabii ki. Ne sandın? Zeytin, gelebildi. Çok mutluyum. Doğum günün kutlu olsun Limon. Aa, Zeytin, inanamıyorum. Bana hediye olarak muhteşem çanak çömlek seti. Çok sağ ol Zeytin. Çok hoşlar. Çanak çömlek mi? Şaka yapıyorsun herhalde. Bunlar eski. Annenin mi yoksa? Hayır ya, yeniler. Bence güzeller Gıcıko. Ben yemek yapmayı çok severim. Şimdi pasta zamanı. Çok zekisin değil mi Zeytin? Ben sana yapacağımı biliyorum. Mega Boom. Görürsün sen. Göreceğiniz en havalı şey için hazır mısınız? Muhteşem Mega Boom. Muhteşem Mega Boom. Zeytin'le muhteşem Mega Boom var. Şimdi en havalı olay için hazır olun. Müthiş zeytin gösterisi. Mega Boom. Hepiniz deneyin bencil zeytin. Oyuncaklarımı paylaşmam bencil zeytin. En yakın arkadaşıma bencil zeytin. Çalak çömlek verdim bencil zeytin. Her şey benimle ilgili bencil zeytin. Bir ara şeker almıştım bencil zeytin. Bir tanesini bile paylaşmadım. Bencil zeytin, bencil zeytin. Ben bencil zeytin. Bunu ben yapmadım. Anlamıyorum. Çıldırdı. Ya bunu ben yapmadım. Ben bencil değilim. Ben bencil değilim.
Hayır. Bu gerçekten ben miyim? Tüm bu şeyleri yaptın mı? Çok iyi. Çok sağ olun arkadaşlar. Ama hepsi bu değil. Asıl sürpriz limona. İyi ki doğdun limon. Limon muhteşem mega boom senindir. Benim mi? Ne de olsa sen çok daha iyi kullanıyorsun. Çok sağ ol Zeytin. Ne kibarsın. Ama bir ricam var. Evet. Sana verdiğim şu çanak çömlekleri hatırlarsın ya. Bu sefer çok ileri gittin Zeytin. Özür dilerim anne. Özür dilerim anne. Özür dilerim anne. Özür dilerim anne. Oluyor. Aa, süper. Oo, çocuklar baksanıza. Çok iyiymiş bu. Bak bu kapaktaki paneller güneş enerjisini topluyor. Böylelikle ampul yanıyor. Yani bu lambalar güneş enerjisiyle çalışacak öyle mi? Tabii ki. Bu yüzden güneş enerjili diyorlar. Süper. Of, bu panelleri güneşe koyunca lambalar daha da parlayacak. Oley be! İşte bu! O süper! Çak! Vay! O da ne? Akön intergalaktik kurul tarafından yılın en başarılı genç mucidi seçildi. Bunu kutlamamız lazım. Bir parti iyi gider şimdi. Muhteşem! Akön, çok sevindim. Partiyi yarın bizim bahçede yapalım. Teşekkürler Limon. Yarın görüşürüz. Bizim güneş enerjili lambalar süper oldu. Bilim kulübü çok şaşıracak bunları görünce. Renkli renkli, çok havalı. Yarın Limon'un partisine gidiyor musunuz? Işık gösterisi falan olacakmış diye duydum. Evet, elektriksiz çalışan sihirli lambalar varmış. Hem de hepsi farklı renkte. Süper Limon. Tüm bilim kulübünün bunu görmesi lazım. Tabii ki, herkes gelebilir. Hey! Ne oluyor? Enerji kaynağımızı kapatıyorsun. Ya hayır! Çekil oradan! Akşam partide lambaların yanması için güneş lazım bize, güneş! Zeytin, bu bulutla bir sorunumuz var. Siz mi getirdiniz? Bu bulutu sahilden çekin hemen. Bu ne ya böyle? Ya bu bulut güneşi kapatıyor. O bizim bulutumuz değil. Ya o sadece... Bizi takip ediyor. Hadi Zeytin gidelim. Bu da işe yaramadı. Lütfen.
bize birkaç saat kaldı. Seni gıcık bulut. Partiyi mahvettin resmen. Çekil. En iyisi partiyi iptal edelim. Evet, ben de çok üzgünüm. Ama buluta yenilmeyi kabul edemiyorum. Şimdi mi gidiyorsun? Süper. Her şeyi mahvettikten sonra. Güneş gittikten sonra. Sadece sihirli lambaların olduğu bir parti yapmak istemiştim. Zeytin, Babişko. Çok iyi bir fikrim var. Beni takip edin. Güneş enerjisi biraz bekleyebilir. Şimdi suyun gücünü kullanma zamanı. Hey, açın! Parti yapıyoruz. Azıcık yağmur bizi durduramaz. Harika. Geliyorum hemen. Söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten çok akıllı bir kızsın. Şahane bir parti Limon. Müthiş bir parti. Ama bir şey soracağım. Akıntıyı bu kadar güçlü tutmayı nasıl başardın? Yağmur saatler önce durdu. Gizli bir güç kaynağım var. Bu kadarını bilmen yeter şimdilik. Yeni bir icat mı? Çok heyecanlı. Lütfen göster bana. Belki sonra. Bu da Babişko enerjisi. Tam olarak sorunu anlatırsan biz de belki yardımcı olabiliriz. Öğretmen en yakın arkadaşımızla ortak yönlerimizi yazmamızı istedi. Ben de Zeytin'le ortak özelliklerimizin listesini çıkarmaya çalışıyordum. Ama... bizim Zeytin'le hiç ortak yönümüz yok ki. Muhteşem Zeytin'in muhteşem malikanesi. Buyurun. Zeytin, yardımın lazım. Bir dakika, bir dakika. Okuldayken bana bırak, ben hepsini hallederim demedin mi? Dedim. Ben de ona göre plan yaptım. Lütfen yani. İşler değişti. Beraber birkaç şey yapacağız. Sonra da onları yazacağım. Nasıl şeyler yapacağız? Bu mu yani? Bence çok yakıştı. Herhalde bunları yapmamı beklemiyorsun. Hadi ama ödeve bir şeyler yazmam lazım. Herhalde yemek yapmak hoşuna gider. Tabii çok. Hadi Limon, sıra sende.
Limon, ne haber? Bize ödev konusunda yardım etsene. Siz de mi ortak yönlerinizi bulamadınız? Hayır, ne alakası var? Tam tersi, her şeyimiz aynı bizim. Hangilerini yazacağımıza karar veremiyoruz. Ne kadar aynı olabilirsiniz ki? En sevdiğiniz elektrik mavisi. En sevdiğiniz hayvan. Karınca yiyen. Oyun. Sıkılmam çizgi film. Deniz kokarcam. Hepsini yazalım işte. Harika fikir. Nasıl bu kadar aynı olabiliyorsunuz? Bilmem. Ruh iziyiz herhalde. Görüşürüz. Biz zeytinle neyiz o zaman? Muhteşem zeytinin muhteşem arkadaşı. Ne haber? Biz seninle ruh ikizi değiliz. Doğal olarak arkadaş da değiliz. Ruh ikizi mi? O ne? Böyle aynı olmak işte. Arkadaşız diye hep aynı mı olacağız? Baksana, ödev için bir tane bile ortak yön bulamıyoruz. Panik yok. Önce rahatla. Şimdi düşünelim. Balon patlatmak? Hayır. Uçak maketi yapmak? Hayır. Matematik ödevi? Hı? Ciddi misin? Şaka tabii ya. Ama mutlaka ikimizin de severek yaptığı bir şey olmalı. Kayak! Ama kar yok. Ha, haklısın. Yazdayız. Yağdırabiliriz. Ha? Nasıl? Bir fikrim var. Kar yağdırmak mı? Evet. Nasıl olacak bu iş? Bana içi kar dolu bir bulut bulman gerekiyor. Bakalım. En yakın karlı bulut kutuplarda görünüyor. Harikasın. O bulutu buraya getireceğiz. Bize bir şey, bir de pilot lazım. Jetimiz var. Birisi pilot mu dedi? Koordinatları alayım. 64 derece 10 dakika kuzey, 51 derece 44 dakika batı. Anlaşıldı. İşte orada. Hı? Uygun pozisyon. O zaman yakala. Tabii sabit. Hı. Hadi dönelim. İşte bu. Harikayım. Limon. Aynen öyle. Artık ruh ikizi olduğumuzu ispatlamış olduk. Değil mi? Biz ruh ikizi değiliz. Ne? Neyiz o zaman? Birbirimizin eksiklerini tamamladığımıza göre... süper ikili desek daha doğru olur sanki. Süper ikili mi? Sevdim. Ben de. Ha ha.